Herkese iyi akşamlar. İçimizden gelenler programımızda bugünkü konuğumuz dövme sanatçısı Burak Kurt. Bugün Burak Bey'e merak ettiklerimizi soracağız. Eğer sizin de merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtin. Biz de Burak Bey'e sorup yanıtları alalım. Öncelikle Gara'daki hain saldırı sonucunda 13 şehidimiz var maalesef ki biliyorsunuz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı yakınlarına da sabırlar diliyoruz, evet. Öncelikle programımıza başlamadan, programımız esnasında eğer isminizi ve soy isminizi yorumlarda belirtirseniz bir dövme çekilişimiz gerçekleşecek. Program sonunda açıklanacak bu çekilişin sonucu da. Evet, sadece, bir çekiliş yapıyoruz. Sadece isminizi ve soy isminizi yorumlarda belirtmeniz yeterli. Burak Bey, dövme sanatıyla ilgilendiğini evet. Söyledik. Şimdi minimal bir dövme çekilişimiz var. Evet. Kazanan ise Burak Bey tarafından dövme aynen. ödülüyle evet. ödüllendiriliyor diyelim. O zaman başlayalım. Burak Bey, kendinizi tanıtarak başlar mısınız? Öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Umarım böyle acı haberler bir daha almayız. İsmim Burak Kurt, Gemlikliyim. 22 seneden beri dövme sanatçısıyım. Çeşitli konularda, resim konusunda, yağlı boya, kuru kalem, pastel, sulu boya çalışmalarım var. Aynı zamanda bunların eğitimlerini vermekteyim. Otistik çocuklara özellikle eğitim konusunda, kendilerini, becerilerini geliştirmesi konusunda, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri konusunda bu eğitimleri kendilerine vermekteyim. Şimdi böyle. Burak Bey, isterseniz ilk sorumla başlayayım ben. Evet. Şimdi dövme sanatının çok eskiye dayanan bir tarihçesi evet, olduğunu biliyoruz. Eski. Doğru değil mi? Doğrudur. Peki bize bu tarihçeyi biraz kısaca anlatsanız bilmeyenler aydınlansın. Evet. Dövme milattan önce yaklaşık 2000'li yıllara kadar dayanıyor. Mısır medeniyetinde dövme ortaya çıkmış. Bunları da bulunan mumyaların üzerindeki dövme figürlerinden yola çıkarak belirlemişler. Daha sonra Romalılar ve eski Yunanlılar bunu kullanmaya başlamışlar. Fakat Yunanlılarla Romalılar Mısırlılar gibi değil. Mısırlılar mesela bir sembolik olarak kullanmışlar bunları. Mesela Tanrıça, Tanrı, Rahip. Bunların sembolleri varmış, hepsinin farklı sembolleri varmış. Diğer Romalılar, Yunanlılar ise bunu çok farklı alanda kullanmışlar. Kölelere, işte mahkumlara kullanmışlar. Yani o zamanki dini inanışlar ve siyasi düşünceler üzerine bir dövme çalışmaları mı oluyor? Yani evet, siyasi düşünce. Yani bu işte köle, köleyi yani bir nevi mühürlemişler damga yani. Damga vurmak gibi bir şey. Damga olarak şey yapmış. Ve günümüze kadar da yıllarca bu şekilde geldi. Yani yakın bir gelecek zamana kadar dövme o şekilde bakılıyordu. Yani dövmeli insan, kötü insan, işte ne bileyim cezaevinde yatmış ya da öyle, o tarz böyle bir insan. O şekilde bakılıyordu. Ama artık günümüzde öyle değil. Şimdi artık herkes dövme yaptırıyor. Anneler, babalar, çocuklar, dedeler yani... Bir yaş sınırlaması yok. Bu şekilde günümüze kadar gelmiş. İleriki yıllarda dövmeli bir nesil olacak diyebilir miyiz o zaman Burak Bey? Evet. Mesela, başladı da diyebiliriz başladı. Yani ileride daha da çok olacak. Bir evde kesinlikle bir kişide kesin dövme var yani. Dövmesi olmayan kişi yok bir evde. Peki nadir. Evet. Ben şunu da sormak istiyorum. Önceden hani dediniz ya, kölelere damga vurmak evet. gibi bir amaçla kullanılıyordu. Peki şimdi çok popüler olduğunu söyledik. Bu kadar kötü bir şey içinken, kötü bir şey için kullanılırken bu kadar popüler hale gelmesinin nedeni ne olabilir? Şimdi şöyle bir şey. Sınıflandırmışlar zamanında. Yani dövmeyi sınıflandırma olarak kullanmışlar. Günümüzde tam tersi, sanatsal olarak değerlendiriliyor. Yani kişiler kendilerini dövmeyle ifade ediyorlar. Aslında bir dövmenin yani kişiyi ifade etmesi gerekiyor. Yani dövmesinin onun bir hikayesi olması gerekiyor. Genelde yaptıranların %70'i belki 60'ı diyebilirim bu şekilde yaptırıyor. Geri kalan kısım ise dövmem olsun. İşte bir kısmı özenti diyelim. Özentiden özellikle dolayı yaptırıp mi? Daha sonra pişman oluyor. Çünkü ne istediğini bilmiyor.
Yani günümüzde o şekilde kullanılıyor dövme. Burak Bey, bunun yanında vücudundaki yara izlerini kapatmak için yaptıran birçok kişi de var, değil mi? Tabii ki yani yara izlerini kapatmak da aynı zamanda şimdi şöyle bir şey de var. Dil güçlendiriyor. İnsanın yani bağışıklık sistemini güçlendiriyor dövme. Çünkü oraya giren boya kök boyası. Yani tamamen kimyasal bir şey değil. İğne kanı alıyor. Kan tekrar veriyor. O boyayı veriyor derinin içine. Böyle olduğu zaman bağışıklık sistemi de güçlenmiş oluyor, güçleniyor. Yani dövmenin insan vücuduna bir zararı yok aslında. Bilinenin aksine. Doğru, evet tabii ki doğru araçlarla yapılırsa, doğru şeylerle yapılırsa. Peki insanlar için dövmenin faydalı olduğunu da söylediniz, Evet. zararlı olmadığını söylediniz. Bir kısım bireylere diyelim, alerji gösterebiliyor galiba, değil mi? Evet. Alerji durumu var mı? Tabii ki var. Şimdi şöyle bir şey. Bunlar birçok şimdi dövme boyaları vegan şekilde üretilmeye başladı. İçinde aşırı derecede nikel olan boyalar var. Kırmızı ve tonları olan boyalar. Eğer bir insanın alerjisi varsa kırmızı ve tonlarında oluşuyor bu genelde alerjik şey. Nikel alerjisi de işte takılara karşı alerjisi olan emitasyon takılar olsun. Bunlara karşı bir alerjisi varsa ya da işte kaşıdığı zaman eli hemen kızarıyorsa onun dövme yaptırması biraz sakıncalı oluyor. Şimdi peki, o zaman ben dövme yaptıracağım. Evet. Ama alerjim var mı yok mu bu konuda bir fikrim yok. Bir yere gittim, dövme yapar mısınız diye sordum. Orada bana bir alerjim olup olmadığına karşı bir test yapılacak mı? Ben bunu nasıl öğreneceğim? Şimdi bunu tabii ki önemli bir konu aslında bu. Evet. Bunu biz cildiye yönlendiriyoruz. Yani bizim beni aşan bir konu bu. Tabii ki bilgim var. Fakat tabii ki bu ciltle alakalı bir şey olduğu için bunu kesin Uzmanların nihai test kararını etmesi daha doğru, değil cilt mi? doktorunun vermesi gerekiyor. Kullanacağımız boyaları eğer analiz imkanları varsa boyalarımızı gönderiyoruz. Eğer analiz imkanları yok ise kişiye alerji testi yapılıyor. Yani basit bir uygulama. Yani yaklaşık yarım saat, bir saat içerisinde bitecek bir uygulama. Buna üşenmesinler. Eğer kendilerinde alerji olduğunu düşünüyorlarsa, hissediyorlarsa, takı Tabii ki çok taktıkları önemli bir zaman konu. problem yaşıyorlarsa dövme yapmadan önce mutlaka bunu yaptırmaları Tabii gerekiyor. ki. Yarım saat, bir saat için kendini riske atmasınlar diyorsunuz Kesinlikle, yani. Bu kesinlikle. arada Evet. Burak Bey, bir sorumuz var. Evet. Dövme üzerine dövme yaparak dövmeyi kapatmak sizin için zor olmuyor mu demiş bir takipçimiz. Bildiğiniz gibi çok fazla dövme yaptıran kişiler Evet, ileride pişman pişman olabiliyor. oluyorlar. Bir anlamı yoksa eğer, kendisi için pişman olabiliyor. Ve çok fazla dövmeyi kapatma eylemi Evet. gerçekleşiyor. Peki bu zor bir işlem mi? Ya tabii ki şimdi şöyle zor en başta psikolojik olarak benim açımdan zor. Çünkü alt tarafta bir tane kötü bir dövme var. Çünkü kapattırmak istiyor kişi ya da işte geçmişteki bir anısını silmek istiyor. Eğer yoğun bir dövme ise alt taraftaki yani şimdi 3 katmanı var bu en dip katmana girmişse eğer biraz işimiz zorlaşıyor. Ama tabii ki çözüm var kapanıyor kapatılıyor. Fakat ne kadar kapatırsak kapatalım çok dikkatli bakıldığı zaman yani bir mercek gözle bakıldığı zaman Uzman kişi tarafından diyebilir evet miyiz? alttaki şeyi hissedebiliyorsunuz. Hissedilmediği olanlar da oluyor. Yani tamamıyla alttaki dövmesinin yoğunluğuyla alakalı. Yani Evet. koyuluğuyla alakalı. Ufaklığıyla, büyüklüğüyle alakalı Ufak olabilir. tabii ki ama kapanmayacak hiçbir dövme yok. Tek sıkıntı burada şu. Altta kötü bir dövme var. Şimdi temiz bir yere yapmıyorsunuz. Dövme kapanıyor. Güzel oluyor ama bu sefer onda kusur arıyorlar. Alttaki o kötü dövmeyi unutuyorlar. Sizin yaptığınız dövmede yani mükemmelliyetlik arıyorlar. Şimdi mükemmel gene çok güzel oluyor ama tam anlamıyla yani temizdir diye yapılan gibi olmuyor. Ya zaten Onu işlenmiş bir bekliyorlar. şey işliyorsunuz siz. Ama beklemeyenler de var. Yani o dövmesi kapandığı zaman çok mutlu olan insanlar da var. Tabii ki, çünkü dediğim gibi pişman olan çok kişi var. Peki Evet. sizce pişman olduğumuz bir dövmeyi kapattırmak mı daha mantıklı, yoksa sildirmek mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki sildirmek daha mantıklı. Fakat sildirmek epey külfetli, maliyetli Ve ve uzun süren bir işlem galiba. acılı uzun süre. Yani şöyle söyleyeyim. Parmağınızda ufak bir dövme olduğunu düşünün. Çok siyah değil böyle normal siyahlıkta. Yaklaşık 7-8 seanslık bir lazer Ufak bir tedavisi. dövme bile, Evet. öyle mi? Seanslar da aşağı yukarı
Tam olarak bilmiyorum, 400 TL civarında olduğunu biliyorum. Tek bir seans. Tek bir seansa. Onun için kapatmak daha makul oluyor, şey oluyor. Ama kişi diyorsa ya ben çok pişman oldum, artık vücudumda dövme görmek istemiyorum. O zaman tabii ki sildirmek daha Bir de makul. şöyle bir problem olabiliyor. Mesela kişi dövmeyi yaptırıyor. İleride dövmesinin engel olabileceği bir mesleğe atılmak Tabii istiyor, bir ki, yerde evet. işe. Yani aslında dövme günümüzde hala da şöyle bir probleme de yol açabiliyor. Mesela iş görüşmesine gittiniz. Eğer görünen bir yerinizde dövme varsa karşınızdaki bunu problem edebiliyor. Yani insanlarda değişik bir ön yargı hala dövmeye Ya karşı var. evet, şimdi Ne yazık ki. Türkiye'de maalesef böyle bir ön yargı var. Sadece dövme değil, birçok alanda insanlarımız maalesef ön yargılı. Bunun önüne geçemiyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben gelen müşterilerimi uyarıyorum. Yaşı ufaksa özellikle, zaten 18 yaş altı yapmıyoruz. Bunları uyarıyoruz. Yani bak işte meslek ne düşünüyor? Verdim. Nihai kararım mı? Eğer diyorsa ki evet ben artık son kararımı yaptırmak istiyorum. Tabii artık bunun önüne geçemiyoruz. Biz de yapıyoruz ama birçok müşterimi, yani kararsız olan özellikle, uyarıyorum. Hani yaptırmamızı düşünmesi konusunda, birazcık daha düşünmesi, araştırması konusunda ikna etmeye çalışıyorum yani. Çünkü bir insanın hayatını etkiliyorsunuz. Yani bir ömür boyu dövmeyi taşıyacak o Vücuduna insan. kazıyorsunuz onu. Kazıyorsunuz. Güzel ve Yani derin, sizin için önemli bir anlam ifade tabii, etmeli, değil tabii mi? ki yani ben onu yapıyorum. Yani kişi bir ömür boyu vücudunda taşıyacak. Bir sürü o dövmeyle anıları olacak. Bir yaşantısı olacak. Onun için güzel bir şey olmasını isterim. Onun hikayesi olmasını isterim. Yani bazısı mesela geliyor. Şey, yani ben dövme yaptırmak istiyorum diyor. Şaşırıyorum. Ne yaptırmak istiyorsun? Ya dövme yaptırmak istiyorum. Var mı diyor sizde? Var diyorum ben de. Yani 10 bin, 20 bin, 50 bin Tane çeşit çeşit var. var. Hangisini şimdi? Çeşitten Yani bol bir şey yapayım. yok Renksiz aslında. var, Yapmak için renksizi var. yaptırıyor. Evet. Yapmak için aynen. Dövmem olsun bir tane benim. Dövmen var mı? Var. Var mı? Var. Onun için yaptırıyor. Sonra aradan bir hafta geçiyor. 2 gün geçiyor. 10 gün geçiyor. Ya işte bu dövmeyi kapatamaz mıyız? Ya da işte bunu kelebeğe dönüştüremez miyiz? Başka bir şey yapamaz mıyız diye eylemler oluşmaya başlıyor. Yani bence ne yaptıracaklarını iyice düşünsünler, karar versinler. Muhakkak herkesin bir hikayesi vardır. Evet. Gelsinler o hikayeyi bana anlatsınlar. Zaten Ben sosyal onu medya resmedeyim. Evet, hesaplarınızda da belirtmişsiniz. onu resmedeyim. Eğer bunu yapmıyorlarsa, çok beğendikleri bir resim varsa, bir model varsa onu da yapalım ama kararlarını net, kesin versinler yani. Zaten insanın içinde eğer biraz bile şüphe varsa Evet. sonucunda %100 bir şekilde pişman oluyor. Tabii ki Yani %100 yani. emin olmak gerekiyor bir Evet, iş yapmak evet, için. evet. Azıcık O bile %1'lik şüphelenip bile duysan ihtimal olmaması gerekiyor. olması İleride gerekiyor. pişmanman yol açar. Ve bir şey sormak istiyorum. Bu dövme silme işleminin ardından iz kalıyor mu? Evet, birazcık şöyle söyleyeyim. Kesik izi gibi bir iz kalıyor, bir beyazlık kalıyor. Dikiş izi gibi Dikiş sanırım izi biraz, gibi, değil mi? evet, ona benzer bir iz kalıyor gene. Bu arada tekrar hatırlatırım. Bilmeyenler için program sonuna kadar dövme çekilişimiz devam ediyor. Katılmak isteyenlerin yoruma isim ve soy ismini yazmaları yeterli. Takipçimizden bir yorum var bu Evet. arada. Birinci soruyu soralım öncelikle. Mesleğiniz ile alakalı kötü bir anınız var mı? Size bunu soruyorlar. Ve diğer bir soru da şimdiye kadar yaptığınız en absürt dövme neydi? Tabii ki mesleğimle ilgili birçok, ben de yani bu dövmeyi annem karnında öğrenmedim. Çok farklı bir olay. Yani bir resim yapmak gibi değil. Yani kağıda bir resim yapmak gibi bir şey değil. Ben de onu soracaktım. Sizi kesiyorum ama resim dediniz, dövme yapanların resim çizme kabiliyeti olmalı mı? Aslında tabii ki hani olmalı ama çok fazla değil. Mesela Güzel Sanatlar Fakültesini bitirip de işte dövmede kazanç var deyip bu işe girip çok kötü dövmeler yapıp ya da sterilizasyonu iyi yapamayıp böyle mikrop kaptıran veya zarar veren kolu parçalayan insan, yani sadece resim yapmak yetmiyor. Bütün o Ayrı bir konuya sanat. hakim olmak gerekiyor. Evet. Buyurun siz. Kötü anınız. Şimdi kötü anılarım tabii ki yani çok oldu.
Mesela bir tane dövme yapmıştım. Ejder dövmesi yapmıştım. Az önceki alerjik olaya gelelim. Yaklaşık 20 yıl önce falan herhalde, takriben, yanlış hatırlamıyorsam. Bir gün boyunca uğraşmıştım sırtına. Bir tane ejder yaptım. Çok güzel. Sabah oldu. Telefonum çalıyor. Baktım. Arkadaş arıyor. Allah Allah. Şey soracak Aklı falan. takılan bir durum var. Abi dedi, yanına geliyorum dedi. Çok dedi, acil dedi bir şey. Ne oldu falan ondan sonra. Abi dedi, geliyorum dedi. Çocuk bir geldi. Sırtında ejder mejder yok. Sırtı dümdüz. İğne izi de yok. Hiçbir şey yok. Bütün boyayı atmış deri, vücut. Meğerse sonra kendi söyledi. Fakültede tedavi görüyormuş, alerjik tedavi görüyormuş. Bana hiçbir şey söylemedi. O Aklına mı zaman gelmedi acaba bunu belirtmek? Belki bir ihtimal yani tutar diye düşündü o herhalde. da çok hani Ya tutarsa. söylediği zaman yapmayacağımı düşündü. Benim de o zamanlar tabii daha amatör, böyle hani bilmiyoruz, böyle hani öğrenme zamanlarımızdı. Böyle bir şey gelmişti başıma, hadise gelmişti. Ne Absürt, tatlı bir sanat. absürte Evet. gelelim. Absürt, yani öyle çok absürt dövme işin açıkçası Herkese oldu göre mu? kendi dövmesi normaldir. Evet, Ama herkesin bir size anlamı vardır anormal tabii. gelen illaki bir dövme vardır diyelim. Yani bana göre normal gelen işin açıkçası öyle pek olmadı. Yani hep böyle güzel modeller, güzel modeller seçildi. Güzel yerlere. Öyle pek olmadı yani. Burak Bey, ben şunu sormak istiyorum size. Dövmeyi konuşuyoruz ve birçok kişinin merak ettiği asıl konu şu. Dövme yapılırken hissedilen acıyı nasıl tarif edebiliriz, neye benzetebiliriz? Çünkü birçok kişi bundan çekindiği için aslında yaptıramıyor da Evet. diyebiliriz. Şimdi eskiden bobinli makineler diye tabir ettiğimiz makineler vardı. Bu makineler çok sertti. Aynı zamanda iğneleri, bildiğimiz işte dikiş iğnesi gibi Evet, düşünün, evet. öyle bir iğne. Bunlar deriye vuruş hızları çok sertti. Sert olduğu için de büyük bir acı veriyordu, parçalıyordu, zarar veriyordu. Şimdi yeni nesil makineler içerisinde Tek iğne bulunmuş galiba olduğu değil mi? sistem, kartuş sistem, yani bir mekanizması var içeride. Kompresör görevi görüyor. Yumuşatıyor iğnenin giriş çıkış şeyini, yumuşatıyor. Aynı şekilde makinenin kendi özelliği de o şekilde, ona göre dizayn edilmiş. Yani sivrisinek ısırığı kadar az diyebiliriz yani. Bunu zaten yaptıranlar biliyor. Evet. Aslında herkesin acı eşiği farklı. Ya tabii şimdi Tabii bazı ki. bölgeler var, onları da değiniriz. Ama dediğim gibi sivrisinek ısırığı kadar şeyden bahsediyorum. Son sistem, kartuşlu sistem, makinelerden, iğnelerden bahsediyorum. En hassas olan bölge hangisi dövmede? Yani bayanlar için konuşursak, bayanların ayak bileği çok hassas. Gerçekten hani çok acıyor deyip de korkutmayalım da. Hani En acınız olan diğer dedi diğer yerlere yerlere göre oranla. orada hissediyorlar yani. Acıyı hissediyorlar böyle. Tabii ki çok değil. Ha çok ben acıya dayanamam ya da işte acır mı endişesiyle Eşiğim çok gelenlere yüksek. de anestezik kremler uyguluyoruz. Bunların vasıtasıyla herhangi bir şey hissetmiyor zaten. Tabii bunu pek önermiyoruz ama çok da arzu ederse, hani ben dayanamam korkusu endişesi varsa, uygulamayı yapıyoruz. Boyun bölgesi aynı şekilde. Evet. Ben boyun bölgesiyle şu elin üst kısmına pek çalışmıyorum. Yani genelde elin şu bölümünden sonraki bölümlere çalışıyorum. Parmağı pek çalışmak istemiyorum ondan Aslında bana sonra. yaptık, Evet, evet. neden çalışmak istemiyorum? Şimdi şöyle bir şey var. Parmağın derisi diğer vücudun derilerine göre farklı. Daha ince, yapısı olarak daha farklı. Ve elimiz sürekli yıkanıyor, işte ne bileyim birçok şeye maruz kalıyor. Hep ön planda ellerimiz. Dövmenin boyası içeride bir yayılma yapıyor. Yayılmanın dışında ikinci seans gerektirebiliyor. Bazısı gerektirmeyebiliyor da, o tamamıyla deriyle alakalı bir şey. Ya da çok acıyan bir bölge olduğu için basıyı az tutmaya çalışıyoruz orada. Hani kişi çok fazla acı hissetmesin diye. Bu sefer ne oluyor? İkinci seans gerektiriyor. Çok fazla bası yapsak kemikle deri çok yakın yerde. Yani onu dengelemek gerçekten çok zor. Sıkıntılı bir bölge. Yani parmak, el üstü ve
yapmıyorum yani pek istemiyorum. Yani çünkü el hep ön planda. Yani bir yere gittikleri zaman çünkü Türkiye şartlarında nereye Çok fazla giderse göze diyeyim. batan bir Çok yer. yani şimdi elini her uzattığında kişinin direkt gözleri eline çarpacak mesela. Bu kişiyi rahatsız edebilir. Bir zaman sonra buna rahatsızlık verebilir. Onun için pek önermiyorum ama tabii dediğim gibi yani nadirdir el üstüne boyuna yaptığım dövmeler Zaten nadirdir, ben size sayılıdır. bu dövmeleri yaptırmak için geldiğimde siz beni bu konularda uyardınız. Evet yani Elimin sürekli suda olacağı için geçme evet. ihtimalini, acıyan bir bölge olduğunu pek yapmak istemediğinizi de Evet. söylediniz. Ama ben emin olduğum için ben tabii yaptırmak istedim. Bir problem yaşamadım. Sadece dediğiniz gibi şu birinin üzerinden galiba geçmek Evet gerekiyor. yani işte diyorum ya yani o çok hassas bir bölge. Onu çok iyi ayarlamak gerekiyor. Yani şimdi hani yapmak için de yapılmaz. Yani kişiyi de düşünmek gerekiyor. Kişinin ileriki hayatını da düşünmek gerekiyor. Yani parayı alıp ben işte dövmemi yaptım, paramı aldım, çekileyim kenarıya değil bu olay. Bu Yani her meslekte tabii öyle değil mi ki aslında? kişiyi de Yani düşünmek para gerekiyor. değil, yapacağın işin ne kadar önemli ve farkındalık bir meslek olduğunu bilirsen hani ona göre Evet. davranıyorsun. Şimdi belitte de birkaç dövme var. Aslında sizin hassas dediğiniz yerlerde var. Boynumda benim Evet. çok değer verdiğim ailemin baş harfleri. Elimde annemin doğum yılı yazıyor, 1976. Burada yine anneme ithafen güçlü kadına yazıyor. Zaten bu dövmemi bana Burak Bey yaptı. Boynumdakini de rahmetli bu arada analım Salip abi Allah yapmıştı. Değerli rahmet bir abimizdi eylesin. o da. Mekan cennet olsun. Çok yakın arkadaşım da. Evet, bizim de çok Büyük, sevdiğimiz bir evet, büyük insandı. üzüntüyle karşıladık yani hala da yüreğimde acısını Çok tatlı dilli hissediyorum. biriydi. Sizin gibiydi o da. Yani Yani mesleğin gidiyordum mesela. Hani sadece yapmak için yapmıyor. Seninle çok güzel ilgileniyor. Çok tatlı dilli, güler yüzlüydü. yani Biz de çok seviyorduk. bir projeyi de zaten Talip kardeşimin bırakmış olduğu bir miras olarak Evet, sevgi izi değerlendirip projesini güçlendim. siz Ona Talip da abiden tekrar devraldınız. Evet, ona birazdan evet. ayrıntılı olarak Evet. değinelim. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Demin de söylediğim gibi belirtti birkaç dövme var dedim ve benim çevremde birçok kişi de dövme yaptırdıysa birle kalmıyor. Bu birle sınırlandırılmıyor. Birçok arta gidiyor. Evet. Yani bu zaten halk arasında da bir söylenti haline geldi. Bir kere dövme yaptırınca devamı geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Bunun Şimdi sebebi ne? bunun sebebi aslında şöyle. İlk başta birçok nedenlerden dolayı insanlar geri duruyor. En başında az önce Korku. bahsettiğimiz acır mı, iğne korkusu geliyor. İkincisi sıkılır mıyım korkusu geliyor. Üçüncüsü dinsel sorunlar geliyor. Dördüncüsü toplum baskısı geliyor. Bunları aşmaları için uzun bir zaman gerekiyor ve bu dört unsur arasında insanlar gidip geliyorlar. Kararlarını verdikleri zaman da ya o verdikleri zaman yapılacak, yapılmadığı zaman vazgeçiyorlar, tekrar korkularına yenik düşüyorlar. Yani o an yaptı yaptı. Yaptıktan sonra bunların hepsi kayboluyor. Kaybolduktan Tabii sonra denemiş oluyor. dört unsur ortadan kalkınca artık bir şey Engel kalmıyor, engel kalmıyor. kalmıyor. O zaman rahatlıkla artık istediği şeyleri yaptırmaya başlıyor. Tamamıyla bunlardan ötürü yani. Burak Bey, bu arada bir takipçimizin daha, hatta iki kişinin sorduğu bir soru var. Farklı şekillerde sorulmuş ama mesela bir dövme yaptırdık. Evet. Erkeklerde zaten genelde omuz kısmında bu sorun yaşanıyor. İleride kas kütlesi arttı veya kilo alımı gerçekleşti. Dövmede ciddi deformasyonlar gerçekleşiyor mu? Tabii ki gerçekleşiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Kızlarla erkeklerin gelişim yaşları farklılık gösteriyor. Derinin yapısı. Şimdi mesela zayıf bir insana dövme yaptık. Gelişen bölgeleri var mesela işte body Kol apart, body bölgesi, sport karın var. bölgesi, Evet. sırt. Deformasyon gösteriyor. Yani geriliyor. Gerildiği zaman mesela ne yaptık? Yüz yaptık bir tane. Yüz oluyor. Mesela normal bir insan şey yüzü yaptık. Japon oluyor. Gözleri çekiliyor böyle. Dudakları çekiliyor. Şekil değişikliği oluyor. Tekrar eski haline döndüğü zaman bu şey oluyor. Fakat onu bir ölçü dahilinde yaparsak ya da Onu belirli göz bir önünde yaş. bulundurarak. Şimdi yani erkeklerde 22 yaşından sonra bu sorun pek olmuyor. Ne kadar o kütle gelişirse gelişsin
Dövmenin şekli pek fazla bozulmuyor. Tabii yapım aşaması da çok önemli burada. Yani ona göre o şeyi Bunlar göz önünde oluşturmak, bulundurarak. tabii tabii bunları göz önünde bulundurarak bunları yapmak gerekiyor. Ben hep dövmelerimi yaparken insanın yaşlandığı zamanki zamanını bile düşünerek ona göre hareket Film ediyorum şeridi böyle. gibi aslında gözünüzün Evet, önünden geçiyor ona değil mi? göre yapıyorum. Yani çok fazla o konuya takılmasınlar. Yani yaptırabilirler. Eğer şey değilse yani portre harici diyeyim. Portre yaptırırlarsa sıkıntı yaşayabilirler yüz kısmında. Onun dışında herhangi bir çok böyle absürt bir Görüntü değişiklik ortaya çıkmaz yok. diyorsunuz. Olmaz. Olmaz. Az önce 18 yaşın altındakilere dövme Evet. yapmıyoruz dediniz. Peki mesela 18 yaş altı bir birey size velisiyle birlikte geldi. Veli izni olunca Evet. yapıyor musunuz? Bu konuya bir açıklık Evet. getirseniz. Şimdi şöyle bir şey, bu aslında tabii ki yani şimdi ülkemizde her şey biliyorsunuz 18 yaş altı. Şimdi benim açımdan iki tane sebebi var. Birincisi 18 yaşından düşük Küçük bir bir birey. birey tam anlamıyla kararlarını verememiş. İşte kişiliği tam anlamıyla oturmamış. Yani kişiliği derken yanlış anlaması şey olarak hani daha kendini tanıma Kendinden aşamasında emin olup olmadığı. pişmanlık duyabilir. İleride yapacağı İşte meslek bile belli değil aslında o yaşta onun birinin. için yani tamamen onları düşündüğüm için yani yoksa ben yaparım şey yaparım Peki velisi bu geldi. sizin düşündüğünüz bir şey mi? Yasak olan bir şey mi? Yasal, yani yasalarda olan bir şey mi? Yoksa 18 yaşın Ya altına şimdi yapmam diye siz mi aslında söylüyorsunuz? yasal olarak şöyle zaten ülkemizde dövme ile ilgili böyle pek kanunlar yok yani işte bu yasak o yasak diye bir şey yok. Yani şimdi yapanlar da var yapmayan. O tamamıyla dövme sanatçısının kişiliğiyle Yani kendi alakalı bir kararı. şey. Yani şu Kendi anda kararı. küçük 18 yaşından küçük biri gitse dövme yaptırabilir. Tabii yaptırabilir yani. Tabii şöyle bir şey olur. Eğer 18 yaşından küçük birisi dövme yaptırıp herhangi bir sorun Problem yaşarsa o yaşarsa. zaman problem kanuna bir problem yaşarsınız. Bir de 18 yaşında daha tam kemikleri bile yani sadece beni değil yani derisi değil kemikleri bile gelişmiş daha sağlamamış. Yani 22 yaşına kadar işte 23-24 yaşına kadar bazı insanların bu gelişim devam ediyor. Yani bu gelişim sürecinde bunu yaparsanız yarın öbür gün o az önce bahsettiğimiz olay olur. Aslında spor yapan arkadaşlara değil de 18 yaşında olan yani ya da 17 yaşında olan diyelim. Yani şey de olur. Ama tabii ki mesela diyeceksiniz ki 18 yaşındakilere yapıyorsunuz da 17 yaşındakine niye yapmıyorsunuz? Şimdi 18 yaşında artık yani bir şekilde artık Yasal sonuçta olarak yetişkin bile yetişkin yetişkin bakıyor yetişkin artık. yetişkin gözüyle şimdi ona da kalkıp şey yaptığınız zaman onu kırmış olursunuz, rencide etmiş olursunuz. Çünkü o artık o özgüveni almış kendine. Yani artık ben diyor yetişkin bir biriyim diyor. Artık diyor birçok şeyi bağımsız bir şekilde yapabilirim diyor. Onun için yapıyoruz. Ama dediğim gibi gene iyi düşünsünler, iyi karar versinler. Sadece yani dövmem olsun diye dövme Bu arada bu deformasyon konusu kapılmadan önce yaptırmasınlar. bir sorumuz daha var. Eğer deformasyona uğrarsa dövme, üstünde düzeltme olanağı var mı? Bu arada bu belirtilen büyük çaplı yapılmış dövmelerde. Şimdi düzeltme olur mu? Olur yani olur ama şöyle olur. Bir takım şeyleri değiştirmek zorunda kalabiliriz. O şekilde Tekrar olur. üstünde oynanması gerekiyor yani. Tabii ki yani tamamıyla da oynanması gerekebilir. Sadece Belirli renk gibi. Değil mi? Çünkü renkte şimdi açılma ufak olabilir. dokunuşlar Tabii veya. Renkte açılma olur. İşte ne bileyim yani birçok şey olabilir. Komple elden geçirmek gerekir ama düzelmez diye bir şey yok. Düzelir yani. Herhangi bir sıkıntı yok. Eğer öyle bir sorunlu olursa. Bir de şu var. Yani mesela atıyorum kapı çalıyor. Ben dövme yaptırmaya geldim. İyi hoş geldin de ona böyle olmuyor bu işler. Gelirsin, otururuz. Çayımızı kahvemizi yaparız. Bilgisayarımızın başına. Ne istiyorsun? Mesela kartal istiyorum. Önce kartalı beğeniriz. Ölçülerini alırız yapacağımız yeri. Bakarız ne durumdasın. Derin nasıl, tenin nasıl, rengi nasıl. Alerjin var mı? İşte şu var mı, var mı? İşte zamanın var mı? Hepsini bir oturup konuşuruz. Ondan sonra bir gün belirleriz. Hem benim kafam rahat olur, hem kendisinin kafası rahat olur.
Öyle yaparız. Yani oldu bitti Aceleye anında gelecek bir gelmemesi şey de değil. değil. Ve bazı Kesinlikle değil. dövmeler var, bir seansta bitmiyor. Tabii ki. Çok büyük dövmeleri birkaç seansta yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, Tabii siz evet. daha iyi bilirsiniz ama. Yani gelecek arkadaşlar Bunları göze almalı değil mi? yani işte ne zaman biter? Tabii İşte ki. yarım saat Randevu eder mi onun alması arkadaşlarımla gerekiyor. buluşacağım ben? Yani Böyle hayatı onu şey boyunca yap. taşıyacağı bir şey. Geldikleri zaman o günü bana ayırsınlar. Demiyorum ki bir gün boyunca sürecek. 2 saat sürer, 1 saat sürer ama o kafayla gelmesinler yani. Tabii ki de. Peki Burak Bey, size en çok hangi tür dövme modelleri talep geliyor? Şimdi aslında benim çalışma alanım realistik çalışma alanı. Fakat Gemlik'te genelde çizgisel, böyle işte yazı, bu tarz dövmeler çoğunlukla. Yani Realistik, onu biraz açıklayalım. realistik şöyle işte portreler, ondan sonra hayvan figürleri, Zaten tablolarınız da var. doğa, Birazdan ona da evet, geleceğiz. doğa figürleri, doğa resimleri. Yani bunlar renkli dövmeler daha çok. Renkli, renksiz fark etmiyor realistikte. Ama genelde burada tabii şey yapıyorlar. Yani çizgisel dövme, işte ufak böyle minik Minimal. şeyler, Daha minimal dövmeler minimal tercih ediyorlar. Evet. Peki bir şey sorabilir miyim? Sizin için büyük dövmeleri mi yapmak daha zahmetli yoksa küçük dövmeler mi? Hangisi daha ince işçilik istiyor? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı küçük dövmeler var. İnanın o büyük dövmelerden çok daha zor. Yani Çok detay uğraştırı, isteyen. evet detay. Ufak dövmeler hatayı kaldırmaz. Şimdi şöyle bir şey. Bazı insanlar şey gözüyor işte dövmeci şey. Ya makineyle yapıyorsun. İğne var ucunda. Bir makine çalışıyor haldır haldır. İşte ucunda iğne var. Kalem değil Geri elinizdeki. dönüşü yok. Çok böyle minik hatalar olabiliyor. Şeyler olabiliyor. Gözden kaçan şeyler olabiliyor o anki. Ufak minimal dövmelerde bunu telafi etmek zor olabiliyor. Büyük dövmelerde bu olay tamamen ortadan kalkıyor. Hatta yapma oranı da ortadan kalkıyor. Büyük dövmeler uzun sürüyor. Yani saat olarak uzun sürüyor. Ama küçük gibi yormuyor. Hata payı daha Daha tabii evet. daha yüksek. Yani ufak minimal bir dövmede hata payımız çok düşük. Yani %1 olması gerekiyor yani. Bir nokta kadar olması gerekiyor. Büyük dövmede bu %10'lara, %20'lere kadar çıkabiliyor. Onu çünkü telafi edebiliyorsunuz. O zaman sizin için büyük dövmeleri yapmak daha zevkli diyebilir Yani miyiz? tabii yani İşini seven biri için. evet keşke yani büyük dövmeler, renkli dövmeler gelse. Fiyat konusunda ben zaten gerekli kolaylığı sağlıyorum. Yani ben sanatsal olarak biraz bakıyorum. Bakıyorsunuz bu Yani işe. maddi açıdan değil, sanatsal olarak bakıyorum. Yani gelsinler, korkmasınlar, yani parasından çekinmesinler. İşte ya da o dövmeden ben ondan sonra cüzi rakamlar, yani tabii ki çok cüzi değil, ondan sonra onun ödeyebileceği uygunlukta rakamlar verdiğim zaman kesinlikle bunu şey olarak düşünmesinler. İşte acaba boyası mı kötü, yoksa iğnesi mi kötü? Hepsi boyalar olsun, efendim söyleyeyim, iğneler olsun. Bütün ekipmanlarımız zaten tek kullanımlık, özel. Yurt dışındaki firmaların, boya firmalarının üretmiş olduğu Türkiye'deki distribütörlerinden alınmış faturalı ürünler hepsi. Bu konuda hiçbir şekilde endişeleri olmasın. Yani geldikleri zaman içlerinde bir tereddüt varsa bunların faturalarını, şeylerini, boyaların üstündeki şeyler internet üzerinden Araştırabilirler bakıp diyorsunuz. araştırabilirler. Orijinal olup olmadığını boyaların, iğnelerin, bütün her şeyin, ekipmanın gönül rahatlığıyla yaptırabilirler. Her şey benim opsiyonumda. Yani o şeylerin, malzemelerin şeyi çıktıktan sonra asıl şey işçiliktir. Ben işçiliğimden feragat ederim bir kısım. Bu olur. Yoksa malzemem gene kaliteli malzeme. Fiyat konusuna değinmişken dövme fiyatları bazı dövmecilerde gayet makul fiyattayken bazılarında çok yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Bunun sebebi ne? Yine Şimdi dediğiniz gibi işçilikle alakalı herhalde, değil mi? bunun sebebi şöyle, aslında işçilik değil. Bunun sebebi şu. Şimdi Türkiye'de ve dünyada dövme pahalı bir artık hobi mi diyelim, sanat mı diyelim, artık ne dersek Sanat buna. aslında Yani sanatı tabii evet, ki. pahalı bir sanat. Bunu yaptıran insanlar şimdi yurt dışında, işte Türkiye'nin belirli yerlerinde bunu göze alarak geliyorlar. Şimdi dövmeciler de bunu
kullanıyorlar. Yani müşteri geldiği zaman mesela bir yazıyı 300 milyona yazan da bulursunuz, 100 milyona yazan da bulursunuz. Evet, gerçekten çok değişiklik gösteriyor yani. O işin şeyinle alakalı. Yani bu işe para kazanmak için mi bakıyor, yoksa İşini severek, sanat gözüyle mi severek bakıyor? sanatçı olarak mı bakıyor ve ileride sanatçı? Sanatçılar para kazanmaz. Yani sanatçılar yani çok para Her kazanmaz. meslekte olduğu gibi elin Sanatçı emeğini alır olamaz. ama. Elin emeğini alır. Para kazanmak istiyorsan bir de şimdi biliyorsunuz koronavirüs illeti var. İşte birçok şeyler var. İnsanlar zor durumda. Yani birazcık elimizi vicdanımıza koymamız gerekiyor. İnsanları da düşünmemiz gerekiyor. Yani birisi geliyor, dövme yaptırmak istiyor. Çok istiyor bunu. Ama belirli bir bütçesi var. Bunu o insanı da kırmak istemiyorum. O bütçesi dahilinde hareket etmek istiyorum. Yani olay bu. Yani tamamıyla o dövmeci. Ha, tabii ki o parayı alır. O tamamıyla yani mesela dövmeci arkadaş kimse 500 de alabilir, 1000 de alabilir. Alabilir, ben ona bir şey Ona demiyorum. kalmış bir şey Tabii artık ona değil mi? Ki o kalmış bir şey. müşterisiyle Şimdi dövmecinin tabii arasında. onun belki şeyleri daha farklıdır. Yani sorumlulukları daha farklıdır. Herkesin Alabilir. kendisi Bir şey inisiyatifi diyemem. diyelim. Evet. Peki Burak Bey, siz demin Covid sürecinde müşterilerle olan bağlantıya değindiniz. Ben de şuna değinmek istiyorum. Sizler Evet. açısından değinmek istiyorum. Covid sürecinde biliyorsunuz birçok sektör olumsuz etkilendi. Maalesef. Eminim dövme sektöründe de Tabii böyle ki. bir durum karşımıza çıkar. Peki Covid sürecinden dövme sektörü nasıl etkilendi ve şunu da sormak istiyorum. Ekstra hijyen açısından ne gibi önlemler alındı? Şimdi tabii ki Covid şeyinden dövmeciler de büyük hatta belki de en çok etkilenen Evet. sektör diyebiliriz. Kuaförler ve Evet. dövmeciler. Şimdi hijyen konusuna gelirsek zaten dövme olayı başlı başına bir Hijyenden hijyen. ibaret değil Yani mi? başından sonuna kadar hijyenden oluşan bir şey. Yani makinanı tamamıyla steril hale getiriyorsun. Kişi İğne, özel iğne. kişi özel iğne, tek Bu Covid kullanımlık. sürecinde olmasak bile, değil mi? Olmasak bile zaten bunlar her dövmecide yani Olması her gereken. dövmecide olması gereken şeyler ve bütün dövmeci meslektaşlarım bu şekilde uygulama yapıyorlar yani. Her şey tek kullanımlık, işte steril koltukları, steril örtüleri, işte ne bileyim her şey yani mesela bir müşteri geldiği zaman hemen arkasından bir müşteri alınmıyor, randevu usulü çalışılıyor. Bu esnada bütün temizlik ekipmanların temizliği yapılıyor, sterilizasyonu yapılıyor, dezenfektan işlemleri yapılıyor. Yani Covid sürecinde tabii ki birazcık daha bunu arttırdık. Bir yapıyorsak iki Şey yaptık. yaptınız. İşte bir örtü takıyorsak iki örtü takıyoruz. Bir sıkıyorsak iki sıkıyoruz. Yani bu şekilde bütün meslektaşlarım bu şekilde çalışıyorlar. Şimdi şunu sormamın sebebi çoğu birey işte hani kullanılan makinelere değindik. Yani kişiden kişiye değiştiğini bilmediği için Evet. hani acaba birinde COVID varsa bana da bulaşır mı diye Evet, korkuyor. Siz de çok evet. biliyorsunuz. Bundan dolayı korkup dövme yaptırmıyor. Şimdi güzel bir konuya değindiniz. Şimdi şöyle bir şey. Müşterinin gözü önünde özellikle ben iğneleri açıyorum. Normalde ayar setup'ı müşteri gelmeden önce hazırlayıp müşteri geldiği zaman direkt işleme başlamam gerekiyor. Fakat ben insanın kafasına gelen müşterinin kafasına bu sorun oluşmasın diye Kendini güvende hissetsin. setup'ımı gene hazırlıyorum. Geldiği zaman diyorum ki tek kullanımlık, açıyorum gözünün önünde iğnesini, bütün şeyini. Boyayı tek kullanımlık potaya gene aynı şekilde koyuyorum. Hatta bazı müşteri diyor ki ya o boyayı dökecek misiniz diyor. Tamamıyla iyi niyetinden tabii ki. Hani beni düşündüğü için hani onu kullanın, hani dökecek misiniz, yazık oldu, bir dünya boya kaldı orada İsraf falan. gibi Evet, düşünüyor. o şekilde düşünüyor. Evet diyorum yani bu tek kullanımlık. Çünkü artık orada sizin kanınız var. Evet, İğne onun evet. kanını alıp o boyanın içinde karıştırıyor sürekli. Ben göz önünde açıyorum bunları. Gözünün önünde tekrar işlem bittikten sonra çöp tenekesine koyup ağzını bağlayıp işlemi bitiriyorum. Yani Her şey kişiye özel evet, diyorsunuz. gönlü rahat oluyor gelen müşterinin bu Güven konuda. konusuna değinmişken güvenilir dövmeciyi nasıl anlayabiliriz? Mesela biz dövme yaptırmaya karar verdik. Bilgimiz yok, tanıdığımız bir dövmeci yok. Tamamen kendi araştırmalarımıza bulacağız. Biz güvenilir dövmeciyi nasıl anlayabiliriz? Şimdi şey konusunda derseniz
Steril ortam, konusunu evet. derseniz. Şimdi bu sefer benim yaptığım gibi, yani her şeyi gözünüzü görmeniz gerekiyor. Yani tek kullanımlık mı acaba? Yani mesela siz Yani gitmeden önce mi göstermese bile görmek hazırlamış? istiyorum diyebiliriz, değil Yani mi? görmekte fayda var. Çünkü hiçbir meslektaşımın böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum zaten. Hani kalkıp da bir başkasının iğnesini şeyin, ama sizin gönlünüz rahat olması açısından ona gitmeden önce bunu rica edebilirsiniz. O da setup'ını hazırlamadan önce sizi bekler. Sizin gözünüzün önünde hazırlar. Zaten insan sağlığı hiçbir şeyden önemli değil. Tabii Bunun ki. için ben dövmecilerin de bu konuda anlayışlı olacağını Evet, düşünüyorum. tabii ki. Yani siz önceden ona bilgi verirseniz setup'ını sizin gözünüzün önünde hazırlar. Zaten bunu kabul etmezse eğer güvenilir bir dövmeci O olmadığını zaman evet, anlayabiliriz. yani o zaman bir problem var Evet. demektir. Şimdi dövme dışında bir de yaptığınız tablolar olduğunu biliyoruz. Evet. Belit, istersen çekilişimizi tekrar hatırlat. Ardından Burak Bey'in tablolarıyla devam edelim. Evet, Burak Bey tarafından bir takipçimize minimal bir dövme yapılacak. Bu çekilişe katılmak için sadece isim ve soy isminizi yoruma yazmanız yeterli. Biz de kazananı program sonunda açıklayacağız. Evet. Tablolarını da Burak Bey bizim için getirdi. Şöyle gösterelim. Evet. Herhalde gözüküyordur. Evet. Evet, gözüküyor. Bunları aynı şekilde Sanki bu dövmelere de tabloda bir böyle üç boyutlu boyutlu. efekt Evet, bunlar vermişsiniz, değil mi? üç boyutlu Çok tablolar. güzel Aynı gerçekten. şekilde dövmeleri de olabiliyor bunların. Şimdi bize biraz tablolarınız hakkında bilgi verir misiniz Burak Bey? Yani nereden esinlendiniz? Hani ne tür tablolar yapıyorsunuz? Sizin ilgi alanlarınız hangi şekiller, neler, nasıl çalışıyorsunuz? Bunlar hakkında sizden biraz bilgi alalım. Şimdi tablo, yani yağlı boya olsun, Hı. kuru kalem, hangisi olursa olsun, renkler bir sefer beni mutlu ediyor. Yani bütün renkleri seviyorum. Evet. Siyahtan işte kırmızı en uç renge kadar bütün renkleri seviyorum. Hepsi farklı farklı anlamlar Evet. taşıyor, değil mi? Yani daha çok o anki ruh halimi yansıtan resimler yapıyorum. Yani o an aklıma geliyor, böyle bir anda kalkıyorum, yapmaya başlıyorum. Zaten her şey hazır durumda oluyor, böyle genelde bekliyor. Ne zaman o an gelecek onu bekliyorum. His. Gel, evet, geldiği zaman hemen kalkıyorum, başlıyorum çizmeye. Yaklaşık bir hafta içerisinde de bir tablo bitmiş oluyor aşağı yukarı. Bu kadar sürüyor. Yani beni mutlu ediyor. Yani herkese de öneririm. Eğer bunu öğrenmek isteyen insanlar olursa bunu ücretsiz bir şekilde öğretirim zevkle. Eğitimini verebilirsiniz yani. Tabii, Çünkü bu tabii konuya ki. değinilmiş. Dövme konusunu da sormuşlar. Eğitim verecek mi Burak Bey diye. Şimdi şöyle bir şey, tabii ki eğitim veririm. Yani böyle bir projemiz var, yani eğitim verme konusunda. Zaten gene bu eğitimleri verdiğimiz zaman eğitimlerde de belirtiriz. Yani şimdi nasıl söyleyeyim? Şimdi çok iyi bir eğitim verirsiniz, her Hı şeyi hı. anlatırsınız, kişiye şey yaparsınız, uygulamaz. Uygulamazsa eğer o bana döner, o iş. Yani o eğitimi alacak kişinin eğer bunları kabul ediyorsa bana gelmesi gerekiyor. Yani ben öğrendiğim her şeyi uygulayacağım. Hiçbir şekilde üşengeçlik yapmayacağım. Harfi harfiye bunu uygulayacağım. Başarılı olacağım ve bir sanatçı olacağım. Yani dövme sanatçısı, resim sanatçısı ne olmak istiyorsa bu olacak. Bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir. İşte benim resim kabiliyetim yok, ben resim yapamam, ya da benim resim kabiliyetim yok, ben dövme yapamam. O şekilde düşünmesinler. Kendilerini o şekilde kapatmasınlar. Herkes Gelsinler. yapabilir Yani mi yani sonradan eğitim almak? yapabilir. Geliştirilebilen bir şey Evet. olduğunu mu söylüyorsunuz? Ya Kazanılabilir bir şu, yetenek. resim yapmak bir yetenek. Evet. Fakat sonradan kazanılabilir de. Eğitim alınarak. Eğitim alarak kazanılabilir. Her şey insanın istemesiyle oluyor yani. Şimdi tablolarınızdan bahsettik. Ben şu konuya da Evet. özellikle değinmek istiyorum. Gemliğin birçok yerinde iziniz var sanatsal Evet. olarak. Bunları bize biraz anlatır mısınız? Şimdi ilk olarak sahildeki Hı. kayaları boyama fikriyle belediyemize gittik. Sağ olsunlar onlar da
büyük bir hoşgörüyle karşıladılar ve hemen çalışmalara başladılar, tırmaladılar. Sanatsal bir çalışma yapmak istedim. Bazı eleştiriler aldık bu konuda. Bunlar beni üzdü. Fakat hiç aldırış etmedim. Yani üzse de çok fazla yani kafaya takmadım. Şimdi şöyle bir şey. Bu kayaları renkli boyamamızın sebebi şuydu. Renkler insanı mutlu ediyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de renklerin mucizesi. Merak eden arkadaşlar varsa eğer işte kötü yorum yapan veya işte farklı şekilde düşünen insanlar varsa Kur'an-ı Kerim'i açıp inceleyebilirler. Renklerin büyüsü, renklerin mucizesi, renklerin insan hayatında işte suçlusundan Tabii ki. hastasına bütün insanlara pozitif bir etki verdiğine. Ondan sonra Gemlik'te bir renksiz bir şey görüyorum. Yani Yaşam. insanlar mutsuz, böyle işte sahilde o kayalar böyle maalesef sel almıştı o zaman. Siz bilir misiniz bilmiyorum. Yani Gemlik sular altında kalmıştı Gemlik. O kayaların konuş sebebi de odur yani. Ondan dolayı konu oldu. Onların renklenmesini istedim. Yani insanlar böyle sahilde yürürken böyle rahatlatsın o renkleri insanı. İçleri Böyle açılsın. pozitif bir enerji versin. Resim çekinsinler, mutlu olsunlar. Tek amaç oydu yani. Ve aynı şekilde belediyemizin de amacı oydu. Yani insanlar mutlu olsunlar. Yani oraya harcanan para fuzuli bir para değil. Oraya harcanan para insanlar için harcandı. İnsanların mutluluğu için harcanan para benim için fuzuli bir para değildir. Yani benim imkanım olsaydı ben kendim karşılardım onu. Tabii Yani tabii. insanlar mutlu olsun diye. Ve yani mutlu olmayan insan da sanmıyorum yani herkesin hoşuna Bir gitmedi. takipçimiz tablolar satılık mı diye sormuş. Çok beğendi sanırım. Galiba. Galiba. Şimdi Ama çok şöyle beğenmeyecek gibi değil. evet. Tablolar biri dükkanımın tablosu, stüdyomun Evet. tablosu, bir tanesi şöminenin tablosu. Ama İstek üzerine istek yapma imkanımız var tabii mı? ki yani bana istedikleri resmi eğer getirirlerse o resmin aynısını yağlı boya diyor, kuru boya mı istiyor ne şekilde? Tabii kuru boya daha ufak oluyor. Yağlı boya istediği evaplarda yapabiliriz. Yani satın almak isteyenlerin sizinle Evet, o iletişime şekilde. geçmesi yeterli. Tabii yeterli. Şimdi Sevgi İzi adında çok güzel Evet. bir projeniz var. Ondan bahsedelim mi? Edelim. Şimdi beni en çok mutlu eden bir proje bu gerçekten. Yani bu dövme konusunda yani başladığım günden bu yana bana en çok mutluluk veren yani dövme yaparken en çok mutluluk duyduğum bir proje. Rahmetli Talip arkadaşım yapıyordu bu projeyi. Ondan öğrendik. Sağ olsun Türkan kardeşim, Türkan kuaför bana teklif etti bunu. Abi böyle böyle bir proje var. Bu projeyi dedi, yapmak ister misin? Dedi, ben seni düşündüm. Senin bunu yapabileceğini Ne kadar güzel dedi. sizi buna Sağ layık olsun. görmüşler. Evet, ona da ayrıca buradan çok teşekkür ediyorum. Sevgi izine başladık. O insanlar geliyor. İşte yaşlılarımız geliyor. Böyle arkadaşlarımın anneleri geliyor. İşte çocukları geliyor. Tanıdığım insanlar. Onları görüyorum böyle. Kaybolma tehlikesi olan, yani dışarıda zarar görmemeleri için yapılan bir uygulama. Bunu kaybolma riski olan herkesin yaptırmasını öneririm. Yani bazı insanlar belki farklı şekilde işte günah diye belki annesine, babasına ya da çocuğuna yaptırmıyor olabilir. İnanın bana gerçekten bu farklı bir olay. Hani eğer dövmeye günah olarak bakıyorlarsa gene günah olarak baksınlar dövmeye. Ama bu olaya bakmasınlar. Bu olay çok farklı bir Zarar olay. yok, faydası var diyorsunuz aslında. Kesinlikle yani şimdi Alzheimer'lı bir hastamız geldi. Ailesiyle birlikte getirdi. Kestel'de kaybolmuş. Çekirge'de bulmuşlar. Kestel'den çekirge. Şimdi çocukluklarına dönüyor onlar. Çocukluk hatıralarını Evet, hatırlıyorlar. evet. Çocukken de çekirgede oturuyor. Nasıl gitmiş oraya? Onlar da bilmiyorlar. Onun için bu numarayı yaptılar. Şimdi bütün kolluk güçlerimizde, jandarma, polis, bütün emniyet teşkilatımızda bu sistem var. Hemen bu numaraya girip sistemden ailelerine ulaşıp daha kolay bir şekilde Allah göstermesin. Yani acı bir tabloyla da karşılaşıldığı zaman
kimliğinin belirlenmesi açısından da çok büyük bir faydası var. Gerçekten öyle. Bence çok güzel ve çok olumlu düşünceli bir proje. Yani Bunda yer almanız da çok güzel bir şey. ben Sizi çok tebrik mutluyum ve ediyorum. gururluyum yani bu konuda. Bir takipçime süreci anlatır mısınız demiş ama daha yani şu Tabii. şekilde soldaki numaranın ne işe yaradığını zaten bahsettiniz Evet. bundan. Nasıl bir süreç olduğunu. Şimdi Müge Anlı'nın sayfasından benibuldular.com'a giriyorlar. Benibuldular.com'da bir liste var. Yani forum sayfası açılıyor. Bu forum sayfasında hasta kişinin kaybolma tehlikesi olan kişinin hasta da olmayabilir. Bizler de yaptırabilir miyiz Tabii ki, mesela? tabii ki. Yani kaybolma riski ya da ileride işte hani yaşlılığımızda şey olur diye bu riski taşıyan herkes bunu yaptırabilir. Ayrıca Risk taşıdığımız neye göre belirleniyor peki? şimdi şöyle söyleyeyim, kaçırılabilirsiniz. Evet. Biliyorsunuz şimdi haberlerde son zaman Evet. maalesef üzülerek seyrediyoruz. İşte kız kardeşlerimiz işte ondan sonra böyle kaçırılıyor, işte bir takım şeylere maruz kalınıyor, öldürülüyorlar. Bunların mesela kimlik tespitinde ki Evet. Allah hiç kimseye bu acıyı Evet. yaşatmasın, böyle bir Allah'ım. şeyi istemeyiz. Kaybolma riski yani yaşlandığınız zaman Anladım. işte yani Bir şöyle bir kaza şey de olabilir. geçirebiliriz. Kaza Tanımayacak geçirebilirsiniz. hale gelebilir insan, Allah Kafanız korusun. yere düşersiniz. Tabii ki. Kafanız taşa çarpar bir Veya şey her şey olur. olabilir. O an Evet. şuurunuzu kaybedebilirsiniz. Hani kimliğiniz üzerinizde olmayabilir. Bunun içinden yararlı. Bu formu dolduruyorlar. Kendi bilgilerini dolduruyorlar. Sonra hastanın bilgilerini dolduruyorlar. Formu doldurduktan sonra sistem onlara numarayı veriyor. O numarayla birlikte bana ulaşıyorlar. Bana ulaştıkları zaman da stüdyomuzda ücretsiz olarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Peki ikna süreci nasıl oluyor? Bildiğimiz gibi engelli vatandaşlarımız var veya dediğiniz gibi Alzheimer'lı yaşlılarımız. O süreçte devreye ben giriyorum ikna Sizin tatlı konusunda. dililiniz, güler Yani yüzünüz. onların dilinden konuşuyorum. Yani hemen işte otur, şey yapacağım ondan sonra. O şekilde değil. Önce bir Kendi güven sağlamaya çalışıyorsunuz. annem, kendi babam, kendi kardeşlerim gelmişçesine o şekilde en başta bakıyorum. O şekilde değerlendiriyorum. Yani zaten onlar da yani çok tatlı insanlar böyle. Yani geldikleri zaman gerçekten büyük Neşe mutluluk duyuyorum. getiriyorlar, değil Evet, mi? pozitif bir enerji veriyorlar. Bunu gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle acı olayı yok bahsettim. Yani yaşlılarımız olsun, işte gençlerimiz olsun, bu özel kardeşlerimiz olsun. Kesinlikle bu acıyı zaten hissetmiyorlar yapılırken. O konuda da gönülleri rahat olsun Tam olarak ailelerin. nereye yapılıyor? Elimize mi, bileğimize mi? Tam Tam olarak. şu sağ bileğin üstüne yapıyoruz. Şu Sağ bileğin şuraya üstüne. galiba, Evet, değil mi? görünür bir şekilde. Yani kazak şey giydiği zaman görünür bir yerde olması için. Anladım. Peki Burak Bey, piercing de yapıyorsunuz Evet. galiba. Her dövmeci piercing yapıyor mu? Şimdi her dövmeci piercing yapıyor mu? %90'ı yapıyor diyebiliriz. Ya da mesela ben bir bayan arkadaşımızla çalışıyorum. Evet. Sağlıkçı kendisi. Piercingleri o yapıyor. Ben piercing yapmıyorum kendim. Yani şey, dövme için ayrı, piercing için Evet. ayrı da olabiliyor. Evet, o şekilde. Piercing'de de gene aynı şekilde cerrahi çelik kullanıyoruz. Titanyum var. Titanyum biraz pahalı olduğu için cerrahi çeliğin de hiçbir şeyi yok yani. Zararı yok. Onun da aynı şekilde sterilizasyon işleri. Özel bir makinamız var. Steril ediyoruz. Daha sonra tekrar o steril ettikten sonra alkolden dezenfekte ettikten sonra piercing dahil buna. O şekilde işlemleri gerçekleştiriyoruz. Yani dediğim gibi gene bizim stüdyomuz içerisinde gerçekleşiyor olay. Yine Randevu hijyenik bir sistemi gene ortamda. hijyenik Evet. ortamda. Bununla ilgili herhangi bir işte kafalarına takılan soru olduğu zaman gelip bana danışabilirler, Evet, sorabilirler. şunun da varsa Evet, yorum benim bir olarak sorum olacaktı yazabilirler. piercing Evet. hakkında. Şöyle bir söylem var. Mesela kaşa piercing yaptırdık diyelim. Kaşım düştü veya Yok öyle bir kaşım şey. düşebilir. Yok. Böyle diyorlar. Öyle bir şey yok. Söylenti Evet, mi? onu o şehir Göbek efsanesi. piercingi için de O da yok. duydum. Öyle bir şey de yok. O Yani şehir peki efsanesi. piercing risk taşıyan bir şey mi? Yani riskli bölgeler var mı? Şimdi şöyle bir şey. Evet, asla yapmam dediğiniz mesela. Piercing de dövme de aynı şekilde ikisinin de riski yok. Asıl şey benden sonra başlıyor.
Bir zinki taktım. Bütün steril işlerimiz gerçekleşti. Hiçbir Bakımı nasıl problem yok. olmalı, değil mi? Gitti. Denize girdi piercingler. Ertesi gün ya da o gün. Benim yapacağım bir şey yok. Bazı bölgelerde iltihaplanma oluyor piercingler. İltihaplanma da tabii öyle yoğun bir iltihaplanma değil. Özellikle dil, göbek, kaşta da ekseriyetli böyle nadiren oluyor. Bu da çok basit bir uygulamayla yani tuzlu suyla böyle pansuman yapılarak sağlanıyor. Deri zaten kendini yeniliyor. Dediğim gibi ama mikrop kaptırırsa, kötü bir ortamda bulunursa, işte kazağını çıkartırken o piercingine taktırırsa kazağını, benzeri şeyler olursa o zaman tabii ki sıkıntı olur. Bazı arkadaşlar bir bilgisi ve eğitimi olmadan evde kendi piercingini kendi Evet, yapıyorlar. benim Ben de çok çevremde de rastladım. var. Şimdi Aynen öyle. dilini delen mi dersiniz? Kaşını Kaşını delen. Bu yani zararlı değil mi? yapmasınlar. Yani Bir sakatlığa yapmasınlar. sebep olabilir mi? Tabii ki. Şimdi Olabilir. şöyle bir şey. Sinire denk getirirler. Allah korusun. Böyle bir şey yaşanmasın Kalıcı bir istemeyiz. hasara yol açabilir. O sinire denk getirdikleri zaman da ciddi bir problem yaşayabilirler. Bir de şöyle bir şey var. Piercing takarken kan şekeri yüksek oranda düşüyor. Bayılabilir. Tek başına yapar. Bayılıp başını çarpabilir. Allah korusun, Yani çok büyük sorunlara sebep olabilir yani. yapmasınlar. Hani artık yapıyorlarsa da en azından yanlarında birisi olsun. Yani öyle yapsınlar. Yani bir gözetim altında olsunlar. Ama yapmamalarını tavsiye ederim. Burak Bey, bu arada dövme konusunda bir takipçimizin çok merak ettiği bir konu var. Kendisinin yorumunu görmedik. Şimdi görüyorum. İnsan silüetini Tabii. dövme olarak resmedebiliyor musunuz? Aynısı olmasa bile benzeri de olabilir. Şimdi şöyle bir şey, portre ayrı bir olay. Yani resimde gerçekten portre zor bir şey. Yani o şeyi vermek, özellikle burun kısmını oluşturmak çok zor. Dövmede portre değil mi? Evet, Evet. portrede. Onun için ben portre çalışması yapmıyorum. Yağlı boyada yapıyorum. Ama dövmede portre çalışması bir rica edebilir miyim? Bir Tabii ki sefer de. bir sefer denedim. Yani portre çalışması ben yapmıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Kişi kendi resmini, ailesiyle birlikte olan resmi, işte 20 yıl önceki, 10 yıl önceki ya da çok sevdiği bir resmi Fotoğraf gibi getiriyor. resmi diyorsunuz. Her şeyi çizgisel olarak yapıyorum. Evet. Hatları, yüzünü yapmıyorum. Yüzünü yapmıyorum. Orada Ben hikayesi. birçok örneğine rastladım. Aslında çok tatlı ve güzel duruyor. Bence de çok Yani anısı çok güzel olan bir şey. o resim yani elindeki resim oraya yansıyor yani çizgisel Aynen öyle. olarak. Ömür boyu kendinde Evet. taşıyacağı anlamlı bir Evet, dövme. değişik bir de çalışma oluyor yani. İsteyen olursa o şekilde bir çalışmam var. Portre çalışmıyorum. Peki Burak Bey, Burak Kurt nasıl dövmeci olmaya karar verdi? Siz dövme sanatına başlamaya nasıl karar Aslında verdiniz? ben karar vermedim. Verdirdiler. Öyle mi? Nasıl? Evet. Şimdi yaklaşık 22 sene önce Gemlik'te resim yapmayı çok seviyorum. Tabii çevremdeki insanlar da benim resim yapmayı sevdiğimi görüyorlar, biliyorlar. Beğeni alıyorsunuz. Evet. Bir gün Cemal abimiz geldi. Koluna dövme yapmamı istedi. Ondan sonra kaplan dövmesi dedi. Abi, dövme ne? Daha dövmenin ne olduğunu bilmiyorum. Ya dedi, sen dedi resmini çiz. Geri kalan şeyleri biz sana göstereceğiz. İğneye ipi sardık. O zaman dövme makinesi yok, dövme boyası yok, vektör oluşmamış. Bunu çini mürekkebine batırarak böyle o şekilde iğneyle batıra 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 kaplanı yaptık. Sonra başka bir abimiz geldi. O dedi bu esnada hala daha o dövmeyi taşıyor. Hala da Oo, ilk Cemal günkü Bey gibi. dediniz Evet, galiba. Cemal abi. Hala o dövmeyi taşıyor. Hala canlı, hala o ilk günkü Anısı gibi çok duruyor. farklıdır Evet, ama. onu yaptık. Sonra işte Cemal abinin arkadaşı ya dedi bana dedi bir gül yapar mısın? Abisi dedi. Öyle 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 büyüdü.
Yapmaya devam Cemal Bey'in ettik. vesilesiyle başladınız Evet, yani. evet. Yani bu sektöre o soktu Her diyebilirim şey yani. Cemal Bey'le Mutluyum. başladı. Mutluyum, evet mutluyum. Yani o dövmeyi yaptığım zaman insanlar mutlu oluyor. İnsanlar mutlu olduğu zaman ben mutlu oluyorum. Bu bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Büyük bir enerji veriyor. Yani Severek yaptığınız zaten çok belli oluyor. güzel bir şey. Yani resim yapmayı seviyorum. Dövme yapmayı işte insanları mutlu ettiği için, mutlu ettiğim için seviyorum. İnşallah daha güzel projelerle, daha güzel işlerle insanların karşısına geçerim. Yani severek yapıyorum işimi. Yaptığınız birçok dövmenin muhakkak bir anlamı vardır tabii ki kişilerce. Sizin meslek hayatınız boyunca karşılaştığınız ve sizi en çok etkileyen anı ne oldu? Mesela size kişi geldi, dövmesinin hikayesini anlattı. Sizi etkileyen bir çalışma oldu mu? Tabii ki oldu. Bir gün çok sevdiğim bir abim, yani kendisine de dövme yapmıştım. Burakçım dedi, bir abimiz var dedi. Yalnız dedi, gelemiyor dedi. Bizi dedi, davet etti dedi, Bursa'ya gidebilir miyiz dedi. Ben söyledim, deriz abi dedim, sıkıntı değil. Gittik, 65 yaşında abimiz. Daha sonra şaşırdım ben. Dedim abi dedim, yani 65 yaşında dövme falan. Benim de annem babam dedi dövme yapmama karşıydı dedi. Annem de babam dedi rahmetli oldu dedi. Ben dedi şimdi dedi artık yani özgür bir şekilde onların ölmüş olun üzgünüm ama bunu da istiyorum dedi. İçimde 65 yıl kalmasın. bekledim dedi. Çocukların ismini yazdırdı. Farklı bir şey yapmadı. Yani çocukların ismini yazdırdı. Karısının ismini yazdırdı. Ama onun için ne kadar farklı Evet bir yani histir. bu kadar yıl o dövmeyi Onun için yaptırmak için beklemiş. beklemiş yani. Ve bana kısmet oldu, nasip Ve bu oldu. sizin için de çok değişik bir Büyük bir duygudur. mutluluk Değil oldu mi? gerçekten. Ve dostluğumuz hala devam ediyor Ne kendisiyle. kadar güzel. Burak Bey, bu arada sizin dövmeniz var mı? Benim Evet, bu soruyu de. ben de sormak. Peki Neden? neden yok? Neden yok? Ben şöyle. Genelde çünkü dövmecilerin hepsinde kendilerine de bir dövme oluyor. O yüzden Evet. merak ettiğim bir soruydu. Ya şimdi ben vücudumda hani bir şeyin olması bir rahatsız ediyor böyle yani bir ben bile mesela beni çok rahatsız ediyor böyle şey Bu yapıyor insanın kendine tercih ettiği bir biraz durum. takıntılıyım o konuda böyle. Ondan dolayı yani yoksa hani başkasına yapıyor niye kendisine yapmıyor hani şey değil yani o tamamıyla kişisel bir şey Her yani dövme sanatçısı tercih. kendine dövme yapabilir mi? Yapabilir evet. Yani tabii her bölgesine değil Ulaşılabileceği. bulaşabilir. Böylesine yapabilir yani. Bu arada takipçiniz İngiltere'de yaşıyormuş. Sizin internet siteniz var mı? Varsa Boosty'yi ziyaret etmek istiyormuş. Tabii ki. Evet, sosyal medya İnternet, sosyal hesabınızı medya paylaşır hesabını mısınız söyleyin bizimle? isterseniz. Instagram hesabım Nardugan Tatto. Söylenmesi biraz zor hani değişik geliyor. Nardugan neyle? Nardugan Tatto. Gmail şeyde internet sitesi Gmail, Nardugan Tatto Gmail adresinden ulaşabilirler. Ve Facebook sayfasında da Burak Kurt olarak Ulaşabilirler ulaşabilirler. size. Peki benim sormak istediğim bir soru daha var. Dövmede ten rengi dövmenin rengini etkiliyor mu? Mesela beyaz tenli bir bireyle esmer tenli bir bireye dövme yapmanın arasındaki farklar neler? Şimdi tabii ki etkiliyor. Şimdi Türkiye şartlarında genelde buğday tenli insanlarımız yani birçok kişi buğday tenli. Beyaz tenliler kısıtlı. Mesela beyaz tenlide bir kırmızı çok canlı dururken bir buğday tenlide ya da esmer tenlide çok soluk duruyor. Kendini o kadar göstermiyor diyorsunuz. Göstermiyor. O da farklı renkler kullanıyor herhalde, Ona değil mi? da ya şimdi şöyle söyleyeyim. Esmer ve buğday tenliler genelde siyah beyaz dövmeleri tercih ediyoruz. Yani renkli dövmeleri tercih etmiyoruz. Tabii kişi çok isterse bunu illa da hani renkli dövme olsun derse o zaman yapıyoruz. Fakat zaten kök boyası ol. Bir de şöyle bir algı var bunu da belirteyim. İnsanlar işte çok parlak bir dövme bekliyorlar. İşte pırıl pırıl parlasın dövme. O kimyasaldır. O işin kimyasal boyutudur. Artık yararlı olmaktan Şu anki çıkmıştır. dövme boyaları vegan boyalar. Yani kök boyası olduğu için tenin altında mat bir renk oluşuyor. Evet. Yani öyle canlı parlak bir renk oluşmuyor. Canlı parlak olanlar kimyasal boyalar, eski boyalar. Şimdiki boyalar o şekilde değil. Yani bunu da bilsinler. Yani canlı bir şey bekle tabii ki hani gene canlı oluyor. Beyaz tenli de renkli dövmeler daha kendini gösteriyor.
buğday esmertenlerde biraz daha böyle silik Bir de diyelim. zaman geçtikçe ilk günlerdeki kalıcılık, canlılık muhakkak geçiyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, deri sürekli kendini yeniliyor. Şimdi biz görmüyoruz böyle Hı. derimiz Kendini atıyor, gözle yenileniyor. görmediğimiz hani yılan nasıl derisini yeniliyor böyle şey yapıyor. Bizimkisi o kadar yoğun değil ama böyle partiküller halinde derimiz Hı. kendi yeniliyor. Bu da yaklaşık 10 yıl civarı falan sonrasında ikinci bir seans yani tazelemek gerekiyor. Ama hemen öyle 2 yıl geçti dövmem hani şey oldu diye bir şey yok. Peki kimler dövme Kimler dövme yaptıramaz? 18 yaşın altındakiler yaptıramaz? Bunun yaptıramaz. dışında sağlıklı olanlar Evet. falan, şeker Şimdi hastalarının galiba bir kontrol olması gerekiyor, değil mi? şeker hastası çok kişiye yaptık ama bu Hı. her şeker hastasına yapılacak bir şey değil. Şimdi şeker hastalarının yaraları biliyorsunuz zor iyileşen Evet. yaralar. Zor iyileşiyor ve ilaç kullanıyorlar. Bir de şey hastalığı var yani kan mesela bir yeri kesildiği zaman kanı çok hızlı akıyor. Evet. Ondan sonra o hastalığı olanlar hamile insanlara önermiyoruz. Süt emziren annelere önermiyoruz. Bir şey olur mu? Olmaz yani tamamıyla vegan her şey. Fakat biz risk atmamak adına yani bunları önermiyoruz. Ben yapmıyorum. Hani yapanlar Yine belki tercih vardır bilmiyorum. meselesi. Gene tercih meselesi. Ben yapmıyorum. Yani emzirme süresi geçtikten sonra tabii ki yapabilirsin. Herhangi bir Yapabilirsin. sorun yok. Evet. Kalıcı makyaj dövmeye mi giriyor? Yani aslında Bir çeşit dövme ama dövme değil mi? kalıcı makyajda şu var. Belli bir zaman sonra özelliğini yitirip tekrar üstünden Belli geçirmesi gerekiyor. bir süre için sanırım, Yani değil mi? Sınırı var. boyalarının pigmentleri normal dövme boyalarının pigmentlerine göre biraz daha düşük. O öyle olduğu için de tekrar tabii ki 1 sene, 2 sene, 3 sene sonra hani şeyine göre değişiyor. Yani o da bir dövme yani Peki o dövme. pigment olsa bir sorun çıkartır mı? İşi valla eğer hani kişi isterse dövme boyasıyla yapılsın isterse ama çok sırıtır yani bunun pigmentinin düşük olması o yapıyı vermesi yani kaş yeni Daha doğal vermesi olmasını sağlıyor evet daha diyorsunuz. doğal olmasını sağlıyor. Yani onun için de yaptıran kişiler ikinci seansı göze alarak onu bile bile yaptırıyorlar. Peki kalıcı ve geçici dövmeler arasındaki fark ne? Yani Siz geçici dövme uyguluyor musunuz mesela? dağlar kadar. Bak ben geçici dövme uygulamıyorum. Tehlikeli bir uygulama. Şöyle Hmm. tehlikeli bir uygulama. Geçici dövmenin içinde Alman taşı dediğimiz taş var. Hint kınası var. Zararsız ama Hint kınası. Bu Alman taşı biraz fazla kullanıldığı zaman yani ayarı biraz fazla kaçtığı zaman cildi bir anlamda yakıyor deriyi. Yani bildiğiniz böyle su topluyor, böyle kabarcıklar oluşuyor. Çok özellikle çocuklar Evet, için birkaç kişiden duydum bunu. hassas cilde sahip olanlar için kesinlikle çok zararlı bir şey. Aslında sokaklarda bile yaptıklarını Tehlikeli. görüyoruz Evet, ve çocuklar çok fazla çok yaptırıyor. yapılmaması gerekiyor. Yani ailelere bu konuda buradan uyarıyorum. Yani geçici dövme yapan arkadaşlar da varsa dinliyorlarsa kızmasınlar. Bu gerçek kendileri de biliyorlar. Kimse kusura bakmasın hiçbir şey insan hayatından, insan sağlığından öne Değerli değil, gelemez tabii ki kesinlikle. öyle. Yani uyarmaları gerekiyor ya da o Alman taşının miktarını çok az kullanmaları Çok gerekiyor. dikkatli olmaları Bu gerekiyor. sefer şeyi düşüyor, geçiciliği düşüyor dövmenin. İşte bir hafta sürecekse 2 gün sürüyor. Genelde yazlık bölgelerde yapılıyor, denize Evet, giriliyor, evet, duş alınıyor evet. falan. Yaptırmamalarını tavsiye ediyorum. Gene kendi bilecekleri iş yani. Ama Tamamıyla. yaptırmamaları daha Ben sağlıklı diyorsunuz. tabii ki yani deriye büyük hasarlar verebilir. Hatta kalıcı hasarlar verebilir. Bir anlamda. Aslında çocuklar ne kadar çok yaptırıyor, değil mi? Ben çok görüyorum, dediğin Ya gibi sahilde bile yaptıranlar var bizim bu manastır şimdi sahilinde. şöyle bir şey. Şimdi bunların şeyleri çıktı. Yani çıkartma şeklinde olanları çıktı. Sprey şeklinde olanları çıktı. Bunlar birazcık daha hani tehlike olanı düşük. Ama bu karışım olarak Sizin yapılan, demin evet, anlattığınızın Alman taşı, tehlikesi riski kına yüksek. karışımı yapıp da yapılanlar riskli.
Diğeri de riskli. Çin'den geliyor. Yani içinde ne kimyasal var bilmiyorsunuz yani. Ben yaptırmamalarını öneriyorum. Özellikle çocuklarına yani. Evet, bu arada çekilişimizi tekrar hatırlatalım. Evet. Bildiğiniz gibi şu anda devam eden bir çekilişimiz var. Burak Bey'in yapacağı minimal bir dövmeyi biz çekilişle bir takipçimize hediye ediyoruz. Sadece isim ve soy isminizi yorumda belirtmeniz yeterli. Dediğimiz gibi program sonunda çekilişin sonucu açıklanacak. Evet, Burak Bey, benim sona bıraktığım bir konum var. Evet. Onu da siz konuşmaya başladıktan sonra düşündüm. O da şu. Başlarken bir şey dikkatimi çekti. Otistik çocuklar için bir çalışmanız olduğunu söyledi. Evet. Onu merak ediyorum. Bize biraz açar mısınız? Şimdi bu çocuklarımızın bazıları içine kapanık oluyor. Yani Evet. agresif tavırlar sergileyebiliyorlar ailelerine karşı ve ailelerine ciddi anlamda problem Evet. yaşatıyor bunlar. Aileler de bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. Bu konuda o çocuklara tedavi olarak, ilaç olarak resimle yaklaşıyorum. Yani renklerle yaklaşıyorum. Evet, zaten Renklerin sanata çok yönelik oluyorlar, değil büyük mi? kesinlikle yani şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 20 yıl önce Almanya'da otistik bir kardeşime resim eğitimi verdim. Hala da ailesine beni soruyormuş. Siz beni kandırıyorsunuz artık Burak gelmeyecek diyormuş. Hala beni bekliyor düşünün. Ve şu an orada el işi yapıp satıyor yani devletin bünyesinde bir sistem oluşturulmuş. Yaptıkları şeyler satışa sunuluyor. Onlara harçlık olarak veriliyor. Böyle bir çalışmam var. Yani Onları sanata sanatta yönlendirip yönlendirerek, evet. işte kilden heykeller, işte resim, sulu boya, kuru kalem olur hiç fark etmez. Yani ne yaptıklarının önemi yok yani. Tamamıyla kendi o ruh halleri böyle şeyleri Sakinleşsinler, sakinleşsin böyle aileleri de biraz rahatlasın böyle evet. şey yapsın. Tabii böyle bir uygulamada böyle bir projede belediyemizin bu işe duyarlı olan insanlarımızın bir desteğine ihtiyacımız var. Bu destek maddi anlamda değil, manevi anlamda bir destek. Yani yanımızda olsunlar. Yani kimseden maddi anlamda bir destek beklemiyoruz. Sadece duyarlı olmalarını bu Tabii ki. konularla ilgili. Umarım herkes bu Bizim konuda yanımızda duyarlı olmalarını olur. istiyoruz. Tek temennim bu yani. Çok güzel. Büyüklerimizden, tüm gemlik halkından. İnşallah. Şimdi bir dövme çekilişimiz olduğunu söyledik. Çekilişi ekranda gösterelim. Sonuçları da açıklayalım Belit. Evet, çekilişimiz ekranda görünüyor. Evet, bekliyoruz. Ben de heyecanlandım aslında. Çok güzel bir durum bence. Belki de birinin ilk dövmesini yapacaksınız. Evet, Olabilir. evet. Yani birini Yani sevindirmek çok güzel bir durum. inşallah çok isteyen birisine çıkar yani İnşallah. temennim o. Gerçekten isteyen. Kazanan kişi açıklandı. Murat Şekendiz. Murat Şekendiz. Sekendiz. Evet. Evet. Şanslı kişi diyelim. Şanslı kişi belli oldu. Murat Sekendiz şimdiden güle güle kullan diyelim. Yani. Tebrik ediyoruz kendisini. Burak Bey'le iletişime Tabii ki. geçebilir. Evet, bizimle de iletişime geçebilir. Size yönlendiririz. Burak Bey, bizim soracaklarımız bugünlük bu kadardı. Sizin Evet. ayrıca eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani gerekli olan her şeyi konuştuğumuza inanıyorum. Bundan sonraki şeyde kafasına takılan sorular varsa bana istedikleri şekilde gönül rahatlığıyla gelip dövmeyle ilgili, resimle ilgili danışabilirler. Gelip çayımızı, kahvemizi içip sohbet edebilirler. Kapımız herkese açık, her zaman açık. Şu an virüs olduğu için randevu sistemi çalışıyoruz. Mesela kapıya gelip dönenler oluyormuş. Mesela işte geldik yoksunuz gibi bazı mesela telefon açıyorlar. İşte geldik işte siz yoksunuz. Evet çoğu zaman orada olmuyorum çünkü randevu usulü çalıştığım için. Beni öncesinden ararlarsa, bilgi verirlerse bir gün önceden işte biz geleceğiz yarın şey yapacağız. Ben de ona göre giderim.
Görüşmemizi yaparız. Ne gerekiyorsa konuşulacaksa konuşulur, bir şey yapılacaksa yapılır. Tek ricam bu. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de çok Bana teşekkür böyle ederiz bir imkan İlyar. Teşekkür verdiğiniz için. ederiz. Bütün Gemlik halkına sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. İnşallah mübarek 3 aylara girdik. Bu mübarek 3 aylar ülkemize, vatanımıza, milletimize huzur, mutluluk, sağlık getirir. Bu İnşallah. virüs ortadan kalkar, bütün dünya kurtulur. Zaten bu Sadece aralar en çok Türkiye değil, ihtiyacımız olan evet, şey yani. huzur, sağlık. Aynen öyle. İnsanlardan hoşgörülü olmasını istiyorum. Birbirlerine karşı hoşgörülü olsunlar. Tahammülsüz olmasınlar. Daha saygılı, daha kibar olsunlar. Birbirlerini sevsinler. Kavga etmesinler. Yani söyleyeceklerim bu. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok Güzel teşekkür dilekleriniz ediyoruz. için Siz çok teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.